Sevgili seyirciler, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Cevabı cephede vereceğiz dedi ve o konuşmadan dakikalar sonra Azerbaycan'ın bir Ermenistan savaş uçağını düşürdüğü duyuruldu. Şehitlerimizin, günahsız insanların kısasını dövüş meydanında alırız ve alacağız. Biz hiç vakit mülki ehaliye karşı mübarize, muharebe aparmamışız. Bundan sonra da aparmayacağız. Biz Ermeniler değil. Azerbaycan cevabı cephede verdi. Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü, S-300 sistemini böyle imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan'a ait S-125 hava savunma sisteminin de imha edildiğini açıkladı. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik saldırısı sonrası halkına seslendi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Onlar en ağır cezaya layıktır. Ermenistan'ın herbi siyasi rehberliği cinayetkarlardı. Ve biz bu cinayetkarları cezalandıracağız. Ermenistan'ın kayıplarını bir bir anlattı. 230 tank imha edildi, 36'sı ele geçirildi. 2 Grad füze sistemi, 9 obüs bataryası vuruldu. Mühimmat yüklü 10 kamyonda imha edildi. Bugüne kadar mahvedilmiş ve ganimet gibi götürülmüş teknikanın kıymeti aşağısı 2 milyar dolar seviyesindedir. Ancak hele de bunların teknikası kalıptır. Hele de hem işgal edilmiş torpaklarda, aynı zamanda Ermenistan arazisinde sual olunur. Kim onları silahlandırır? Yoksul ülkede bu kadar silah tekniği hardandı? Ve bugün de onlara kaçak yollarla, kaçak malçılık skemleri esasında silahlar, teknika gönderilir ve çok tehlikeli ve büyük dağıtıcı güce malik olan teknikalar. İlham Aliyev, Ermeni halkının suçlu Erivan rejimini cezalandıracağını da söyledi. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Azerbaycan halkı, Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri balistik füzeyle uykudayken hedef alan Ermenistan'a tepkiler Ankara'dan peş peşe geldi. Ermenistan'ın savaş suçu işlendiği vurgulandı. Bu suçun cezasız kalmayacağı belirtildi. Türkiye'nin Azerbaycan'a güçlü desteği bir kez daha yinelendi. Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini Ermenistan'ın düzenlediği füze saldırılarına Ankara sert tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bu savaş suçlarına göz yumanlar uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan için terörist devlet tanımlaması yaptı. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanoğlu'la telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Ermenistan'ın saldırılarını kınadı. Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes çağrısı yapanlarsa bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek. Bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyorlar. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Bakan Çavuşoğlu Gence'ye yönelik saldırıya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la telefonda görüştü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tepkisini bu alçaklığı lanetliyorum sözleriyle dile getirdi. Ermenistan terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işlediğini belirtti. Hocalı katliamını hatırlattı. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır dedi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın acımasız katliamlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Sevgili seyirciler, Ermenistan'ın sivillere yönelik son saldırısı karşısında dünya sessizliğini koruyor. Dünya liderleri konuyla ilgili açıklama yapmadı, gelişmelerde uluslararası medyada yer almadı ya da gerçekler gizlenerek sıradan bir olaymış gibi anlatıldı. Siviller vuruldu, çocuklar, bebekler katledildi. Dünya Azerbaycan'daki insanlık dramı karşısında sessiz kaldı. Dünya liderleri Ermenistan'ın Gence katliamı ile ilgili sessizliğe büründü. Uluslararası her gelişmede hemen sosyal medyada paylaşım yapan liderlerden bu kez herhangi bir paylaşım gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere batılı hiçbir lider Ermenistan'ın hukuka ve insan haklarına karşı saldırganlığı ile ilgili bir değerlendirme yapmadı. Dünya basını da sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı sessiz. New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi basın kuruluşları saldırıya dair ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer verdi. Associated Press ve Reuters haberleri Ermenistan ve Azerbaycan birbirini suçluyor minvalinde verdi. Fransız basını ise gelişmeleri Ermeni yanlısı bir bakış açısıyla sundu. Haberlerde Karabağ Ermenistan'a ait toprakmış gibi bir imaj yaratıldı. Olaylar tarihi perspektiften uzak yansıtıldı. Tek dikkat çekici açıklama Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği'nin Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen füze saldırısı nedeniyle üzüntü duyduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler sözcüsü ise sivil kayıpları kınamakla yetindi.